Harlem sen. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Rekor kırmış durumdayız. 9 saattir yayındayız. Herkese merhaba, ben Kenan Taş. Bugün Ulu Önder, Başkomutan, Başöğretmen, Anafartalar Kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü. Onu saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda taş üstüne taş koyan, emek veren, zor zamanlarda kurucuların içinde yer alan herkese rahmetle anıyoruz. Açılışımızı bugün 10 Kasım sebebiyle böyle yapmak istedim. Farklı konularımız var. Biliyorsunuz Cüneyt Bey yaklaşık 10 günlük süre içerisinde San Francisco'da olacak ama akşam yayınlarına devam ediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren Cüneyt Özdemir saat 12'de saat akşam saatlerinde yayında olacak. 12 bültenlerinde emaneten ben devraldım. O yüzden şimdilik 12 yayınlarında emanetçiyim. O yüzden beğenilerinizi unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olursanız sevinirim. Bugün önemli konularımız var. İlk önce Dilan Polat, Engin Polat meselesiyle başlayacağız. Tüm Türkiye'nin aslında konuştuğu bir mesele. Yani yargıda kriz de konuşuluyor. Evet, 10 Kasım'da insanların gündeminde ama WhatsApp'larda, kafelerde, restoranlarda ay duydun mu Dilan'la ilgili yeni bir haber varmış diye herkesin birbirine attığı ama kimsenin nolu oğlu orta söylemediği bir konu bu. Dilan Polat, Engin Polat meselesi ve ayrıca bu influencerların bir anda böyle farklı nedenlerden dolayı farklı sebeplerle zenginleşmesi de tüm Türkiye'nin konuştuğu konulardan birisi. Ona gireceğiz. Yargıda bir kriz var. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Adem Sözüer, Profesör Doktor bizlerle olacak. Ve ayrıca Türkiye'nin önemli bir şefi Fatih Tutak. Dün gece biliyorsunuz Michelin yıldızları dağıtıldı. Fatih Tutak da Michelin deyince Türkiye'de aklımıza gelen en önemli isimlerden birisi. Ona soracağız bu Michelin yıldızı ne anlam ifade ediyor ve bir restoran kalitesini nasıl korur diye. Ve hemen ardından sizlere 10 Kasım dolayısıyla bir sürprizimiz var. Onu da yayınlayacağız. İlk olarak Selahattin Günday'la başlayalım. Gazeteci meslektaşımız. Selahattin hoş geldin. Hoş bulduk Kenan. Ben girişte şey dedim, Dilan Polat, Engin Polat meselesi aslında herkesin konuştuğu bir konu. Hatta yani bizim burada çoğu insanın küçümsediği YouTube kanallarında bizim yaptığımız haberler Türkiye'deki ana akım medyanın birçok şeylerinde de gösterilmeye başlanıyor. Burada yaptığımız haberler parça parça alınıp kullanılıyor. Kullansınlar, helali hoş olsun. Son durum nedir acaba? Özellikle avukatın bu vergi meselesinden sonra yani avukatlar barajı vergi kanununa muhalefete doğru kurmaya çalışıyorlar ama sadece bir MASAK raporu mu var elde? Başka bir rapor, herhangi bir şey savcılıkta var mı acaba? Şimdi evet, senin dediğin gibi barajı oraya kurup daha az ceza alıp daha vergi kanunu örgütten sıyırıp kara paradan sıyırıp orada ifadeyi alıp hani o konuyu orada kısıtlamayı düşünüyor ama bu çok öyle değil çünkü benim öğrendiğim Ahmet Gül'ün ifade mesela kimin ifadesi çıkmadı? Tahmininde Kenan Ahmet Gül'ün. Evet aslında Selahattin bir şey soracağım. En önemlisi o değil mi? Evet ben şimdi iki gündür onunla uğraşıyorum. Üç gündür onunla uğraşıyoruz. Yani diyorum ki hani herkesin ifadesi alabiliyorsun. Hani bir şekilde geliyor sızıyor bilmem ne yapıyor. Ahmet Gül'ün sızmıyor. Yani Engin'le Dilan'ın sızdığı bir yerde Ahmet Gül'ün sızması lazımdı. Kaynaklarımızla 2-3 gündür görüşüyorum. Dedim ki Ahmet Gül'ün ifadesini verirseniz hani bir okuyalım, bir bakalım, bir analiz yapalım, bir çalışalım, bir haber yapalım üstüne. Vermediler. Neden dedim? En kritik ifade o dediler. Çünkü isim vermiş. Çünkü bilgi vermiş. İtirafçı olmuş anlamda değil. Gerçekten done verdi diyorlar. Yani yeterli bazı ipin ucunu tutulacak bilgiler vermiş Ahmet Gül anladığımız kadarıyla. O yüzden Ahmet Gül'ün ifadesi sızdırılmıyor ve Ahmet Gül'ün ifadesi üzerinden bir çalışma yapılıyor. Ek bir MASAK raporu veriliyor ama Ahmet Gül'ün ifadesinden benim anladığım dinleme, izleme kararları da ek çıkarılmış. Yani operasyon o ifade üzerinden büyüyecek gibi duruyor. Zaten MASAK raporuyla büyüyecek bir soruşturma gibi duruyordu ama dediğim gibi Ahmet Gül'ün ifadesi kritik. Çünkü Ahmet Gül'e topu atmışlardı Engin Polat özellikle. Dilan Polat eşine topu atmıştı o bilir. Engin Polat da Ahmet Gün'e atmıştı. O yaptı. Ona dediyse ben onu yaptım. Para hareketlerine o sorumlu bir kısmını babasına atmıştı. Çekilen paralarına bir kısmını Ahmet Gün'e. Anladığımız kadarıyla Ahmet Gün'ün kulağına bu üfürülmüş. Yani ifadede veya daha öncesinde suçlamalar Ahmet Gün'e yöneltildiğini anlayınca Ahmet Gün bence daha detaylı bilgi vermiş. Bu ifadenin ortaya çıkmamasından
ne mahkeme ne savcılık, hiçbir emniyet, hiçbir konuda Ahmet, mesela emniyet seninle konuşmuştuk. Savcılıkta da en çok Ahmet Gün kalmıştı. Savcı emniyet ifadeleri üzerinden yapmıştı sorgusunu. 5 dakika Dilan, 10 dakika Engin sürmüştü ama Ahmet Gün 1 saat aşkın sürmüştü. Aslında mesela Ahmet Gün isterse emniyette ifade vermeyebilir, avukat çünkü. Ama vermiş, emniyette de görüş sorulara cevap vermiş, adliyede de sorulara cevap vermiş. Uzun uzun, en uzun sorgulanan isim o. Buradan anlaşılan Ahmet Gün üzerinde bir soruşturma büyüyecek gibi duruyor anlattıkları üzerinden. Evet, bu arkadaşlar bilmeyenler için Ahmet Gün avukat, aynı zamanda da mali müşavir değil mi? Yanlış bilmiyorsak şeyin. Evet, evet. Engin Polat, Dilan Polat çiftinin de mali müşavirleri. Masak Ön raporunda Ahmet Gün'ün tasfiye edilen 5 şirketiyle alakalı 250 milyon TL'lik bir para aklama operasyonunun olduğu dile getiriliyordu. Tabii sonrasında benim haberim yok gibisinden ifadeler kullandı Engin Polat. Selahattin de dediği gibi Dilan Polat benim hiçbir şeyden haberim yok, Engin biliyor dedi. Engin Polat, Dilan Polat'ın ticaretten hiç haberi yok dedi. O süreçte Ahmet Gün'le yaptığımız işler var dedi. Peki şöyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani Ahmet Gün ya bu tüm işlemleri ben yaptım, aslında onların haberi yok diye bir cümle kurar mı sence? Yok, yapmaz, çünkü Ahmet Gün avukat ve müşavir olduğu için işte kara para suçlamasını görüyor. Örgüt suçlaması da okumuşlardı, çünkü suçlama okunuyor. Örgütü duyunca örgütün cezasını tahmin etmiştir. 6 yıl 9 yıl civarı olur. Kara para aklama falan, bunlar onlarca yıl ceza alır. Onu gördüğü anda hiçbir zaman böyle bir şey tenezzül etmiş. Yani buna evet diyeceğini, böyle bir şey kabulleneceğini düşünmüyorum yani. Selahattin, bir diğer mesele de özellikle birçok haber bülteninde, gazetelerde işte Dilan Polat işte hastaneye gitti, Sıla Doğu onunla kavga etti, cezaevinden farklı farklı haberler geldiği dile getiriliyor. Şimdi konu gündemde ve hani amiyane tabirle seksi bir konu olduğu için herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor bununla alakalı. Orada durum nedir? Cezaevinde farklı haberler geliyor. Senin kulağına gelenler nedir acaba? Cezaevinden kolay kolay bilgi alamazsın. Bildiğin gibi kafede her yerde konuşulduğu için ismini hiç duymadınız. Mesela birbirimize soruyoruz bu kim diye. Bir gazeteci olduğunu söylüyor. Sosyal medyadan tweetler atmaya başlıyor. Sadece hiç duymadık, hiç izlemediğiniz, hiçbir soruşturmada görmediğiniz isimler, hiçbir kurumda olmayan, hiçbir davada olmayan, bir senede, iki senede böyle gazeteciler olmaya başladı. Çünkü bu işin alıcısı var. Sosyal medyada çok alıcısı var. Takipçi kazanılması için aspar aspar yalan yanlış haberler çıkıyor. Bir cezaevinde istediğin kadar, istediğin zaman psikiyatriste gidemezsin. Psikiyatriste gidiyor sürekli. Yapamazsın bir şey. Cezaevinde denetimli serbestlikle çıkarılacaklara insanlar mesela psikiyatri raporu alırlar. Yani o onay verir denetimli serbestliğe son. Orada bile 3 ay sıra bekliyor insanlar. Ya orada 2 ay sıra bekleyen bildiğim insanlar var benim. Yani ne bekliyorsunuz? Denetimli serbestlik, psikiyatri sırasını bekliyoruz. Ya bu çok zor bir süreçtir. Yani ben bunaldım, bir psikiyatriye gideyim. Hayır, bu çok zordur. Girerken bir ön muayene yaparlar. Psikiyatri de görüşür. Ama bundan sonra senin psikiyatriyi görmen öyle kolay kolay bir şey değildir. İki, bu çok zor. Bunu gerçekten doğru değil bu bilgiler. İki, ya yemek yemiyor. Bu da doğru değil. Benim öğrendiğim yemek yiyor. Yani yemeyip ne yapacak yani? Hani ne kadar yemeyebilirsin yani? Böyle bir şey olamaz. Bu da mantıksız. Üç, kavga etti. Bu kavga ettiğinde en ağır yaptırımlar cezaevinde kavga ettiğinde verirler. Çünkü bunun önünü alamazsın. Bir, önce hücreyi alırlar. İki, yerini değiştirirler. Hatta üç, cezaevinden sürerler. Dört, hiçbir görüşmeni yapamazsın. Mesela disiplin cezası verirler sana. Ailenle görüşemezsin, telefonla görüşemezsin. Baktığımız zaman sırada herkesle, ailesiyle, avukatı da geçen yayın aldık, görüşüyor. Hani burada bir cezaevinde kavga etti, o ona bağırdı, vurdu, etti. Bunlar mümkün değil. Net cezaevinden gönderilirsin, başka bir cezaevine gönderirler. En kötü hücreyi alırlar. Bu doğru bilgiler değil yani. Bu okunduğu için, bu tür şeyler insanların ilgisini çektiği için daha da abartılan, kaynaksız zaten. Baktığın zaman hani bir haberin kaynağı olur. Dersin ki cezaevi tetkik kurulu dersin, emniyet dersin, adliye dersin. Hiçbir kaynağı olmayan bilgiler. Evet, bir diğer mesele de özellikle sosyal medyadaki farklı influencerlar, farklı işler yapan, işte güzellik merkezleri olan, kremler satanlar, çoğunda ilgili farklı gazeteci arkadaşlarımızdan haberler geliyor. Onlarla ilgili de soruşturmaların olduğu ve çok az, çok çok az vergi ödedikleriyle ilgili haberler var.
Bununla ilgili senin bir duyumun var mı? Bazılarına soruşturma açılacağıyla ilgili. Soruşturma değil, suç duyuruları var. Şöyle 2022'de hatırlarsan Ekonomi Bakanlığı da açıklamıştı. Bu influencerların, sosyal medya fenomenlerinin vergi vermediği konusunda çok tartışmalar başlamıştı. Ve bunlara bir kural getirmişti hatırladığım kadarıyla. Türkiye'de bankaların önüne hesap açacak, para hareketleri burada olacak ve belli bir tam hatırlamıyorum kazancının şu kadarının geçerse vergi vereceklerdi. Bununla ilgili vergi incelemesi 2 senedir, 1,5 senedir bütün sosyal medya fenomenleriyle ilgili devam ediyordu. Ama bu Dilan Polat, Engin Polat olayından sonra çıkan bu işte Tayyar Giller, bu tarz bu ve Dilan Polat benzeri isimlerden sonra bu isimler ön inceleme tabi altındaydı. İncelemelerinde öne almışlar bu isimleri. Öğrendiğim ve bu isimlerle ilgili hem Cumhuriyet hem Anadolu'ya hem Çağlayan'a savcılıklara suç duyuruları var. Mesela Tayyar Giller'in sattığı mallarla ilgili suç duyurusunda bulunan insanlar var. Mağdur olduğunu, dolandırıldığını söyleyen insanlar var. Bunları da akşam kanalda da bir kısmını yayınlayacağız. Suç duyuruları var. Vergi incelemesi gerçekten hepsine yapılıyordu bu sosyal medya fenomenlerin, influencerların. Ama öne alınmış bu isimler, senin dediğinde işte bu Tayyar Giller, bu çok gündemde olan altınlar, bileziklerle havuza girenler falan, bu isimler öne alınıyor. Ama MASAK incelemesi değil bu, bu vergi incelemesi. Hatırlarsan Dilan Polat da böyle başlamıştı ama konuşmuştuk. Önce bir vergi memurları giriyor, bir vergi incelemesi yapıyor. Naylon fatura var mı yok mu, ama işin devasa büyüklüğünü görünce MASAK devreye giriyordu. Burada da aynı şey olabilir mi? Olabilir, ama önce bir vergi memurlarının ön incelemesi var, suç duyuruları var. Resmi bir soruşturma başlatılmadı henüz. Suç duyurularına numara verildi. O yüzden belki soruşturma deniliyor olabilir. Şimdi ben senin hakkında da mesela gitsem Engin Polat hakkında veya herhangi bir hakkında bir suç duyurusunda bulunsam, o dilekçe numara verildiği için soruşturma numarası gibi oluyor. O hani ön soruşturma diyelim buna da mesela. Ön inceleme var hem vergi tarafından hem de savcılık tarafından, ama şu an resmi bir şey henüz netleşmedi. Evet. Başka bu konuyla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Özellikle avukatın bir söylemi vardı ya MASAK raporuyla ilgili, burada kara para herhangi bir şey yok diye, ama başka bir raporlardan da söz ediyorlar. Senin bununla ilgili bir bilgin var mı Selahattin? Yani sadece yok, bir MASAK raporu değil, başka şeylerde olduğu dile getiriliyor farklı isimler tarafından. Yok, tek MASAK raporu var dosyanın içinde, o MASAK'ın geniş raporu bekleniyor. Avukat hanım dediği gibi işte ortada gitti gidiyor, bilmem ne, önemli şirketler aracılığıyla yapılmış bu transfer demişti, ama şimdi ben X şirketinden mal alıyorum, Y şirketinden istiyorum, o malı gönderiyor. Buradaki bu şirketler aracıdır. Hani o malı alan rahatsız, içinde bir şey yok, boş kutu geldi demediği sürece sıkıntı yok. Yani içeride bir mal alışverişi yok. Siparişler veriliyor. O büyük şirketler aracı, şirketler aracıyla, ama içinde bir mal yok. İşte bu yüzden kara para, bu yüzden içinde sahte fatura deniliyor. Avukat hanım kabul etmiyor tabii müvekkil olduğu için. Bir şey var sadece. Bu detaylar çıktı. Bu Mustafa Özak, Mıstık derlerdi. Daha önce de yayını yaptık. Sosyal medya uzmanı Dilan Polat'ın. Onun telefonuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Orada şöyle bir şey var. Dilan Polat genel bilgi diye bir uygulama, Apple Store'dan bir uygulama indiriyor. İç haberleşme gibi sistem yapıyor. Onun adında Dilan Polat genel bilgi veriyor. Bunun bu WhatsApp grubu gibi düşünebilirsin. Bunun içinde Sıla Doğu, Yeşim Altın Kalem var ve kendisi var ve Dilan Polat var. Bunu siliyor. Bunun üzerinde duruyor polis biraz. Hani bunu geri getirebilir miyiz? Bunun içindeki mesajlaşmalar ne olabilir diye bunun üzerinde duruyor. Adını da Dilan Polat genel bilgi diye koymuş. Bu ne diyorlar? Şirket içinde bilgileri paylaştığımız şeydi. İşte verilerimiz, şunların olduğu şeydi diyor. Bunu geri getirmeye çalışıyor polis. Belki getirirse buradan bir şeyler çıkabilir. Çünkü silmiş. Kim sildi diyor. Sıla Doğu sildiğini söylüyor. Sıla Doğu'nun sildiğini söylüyor. Polisin dinlemesine de takılıyor bu. Sil, orada bir şey çıkar mı bilmiyorum diyor, ama sil diyor. Belki buradan bir şey çıkabilir. Şu an ama soruşturmanın seyri bu şekilde. Evet, son olarak Dilan Polat'ın işte özellikle avukatların açıklamasından sonra kamuoyunda da hani çok da bir şeyden haberi olmadığı algısı oluşmaya başladı Dilan Polat'la ilgili. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Senin gözlemlerin, ifadelerin hepsini okudun, avukatlarla konuşuyorsun, farklı isimlerle konuşuyorsun. Yani Dilan Polat'ın cezaevinden çıkması yakın mıdır? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şu aşamada değil. Bu kadar gündem olan bir dosya olmasa gerçekten seninle de daha önce konuştuk. Çıkmış, çıkma ihtimali olabilir. Çünkü çocuğu var. 3,5 yaşında, hem baba hem anne cezaevindeyse anneye böyle bir şey yapılabilir adli kontrolle. Ama burada daha gelmemiş bir sürü MASAK raporu var. Hani Dilan Polat eşine bırakıyor. Çünkü önceden çalışmışlar bu ifadeye, belli. Çünkü ben sadece reklam yüzünü çıkmaya çalışıyor içeriden, ama baktığın zaman para transferleri çok büyük. Üzerinde şirketler var, kapatılan şirketler var. Açıklayamadığı para transferler var. 2016'da ilk şubeyi hangi sermayeyle açtığı bunu açıklayamıyor. Şirketindeki para transferlerini açıklayamıyor. Engin bilir diyor.
sahte faturalar var. O kendi transfer ettiği paralarla ilgili gelen şirketlerdeki sahte faturalar var. Bunları açıklayamıyor. Bunları açıklayamadığı sürece biraz zor. Bir de Masak raporu dediğin gibi işte bu silinen uygulama orada ne vardı? Hani bunlar hep soru işareti olduğu için bu soru işaretleri bir nebze giderilmeden yani en azından bir dava açılmadan bir duruşma görülmeden zor gibi görünüyor Kenan. Evet bu şeyler tam olarak ne olacak? Arabalar, el koyulan mallar var. Onlar yedi eminde mi? Nerede şu anda? Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işte birçok malına para vesaire el koyuldu. Oradaki süreç nasıl işleyecek Selahattin? Şimdi villaları mesela hala villalarında oturuyorlar. Çünkü orada tedbir var. Oraya villalara el koymadı. Villalara el koyarsa tahliye etmek zorundalar. Arabalara emniyet edecekler. Kullanımını engellemek için. O yedi eminde sürecek. Tüm bu tedbir kararları, el koyma kararları Yargıtay'ın bitene kadar bu arabalar kalacak yedi eminde. Yargıtay sürecinde de yargılandı. De beraat ettiyse alabilecek. Ama beraat etmedi. Suçtan elde edildiği, suçtan elde edilen parayla bu malların alındığı resmileşirse bu da en son mahkeme karar veriyor. Sonra istinaf Yargıtay bunların sonucunda suçtan elde edilse 7 eminden satışa çıkarılıyor. Bu ihale üzerinden çıkarılacak. O arabalar satışa çıkarılacak. Evler aynı şekilde satışa çıkaracak. Ama el koymadı evde tedbir olduğu için sadece alıp satamıyorlar. Ama evi kullanmaya devam ediyorlar. Dilan Polat'ın hem ailesi oturuyor. İşte Engin'in annesi oturuyor. Bunlar villalarında yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü el koyma değil tedbir. Sadece alıp satamazsın. Üçüncü kişiye devredemezsin. Ama arabaların kullanılması engellemek için el koyuyorlar arabalara. Onu da emniyete getirmişlerdi. Şimdi Fatih'te yanılmıyorsam bir 7 eminde tutuyorlar. 7 emin otoparkında. Evet. Sevgili Selahattin çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Dilan Polat, Engin Polat soruşturmasıyla ilgili bizlere bilgileri aktardığın son gelişmeleri. Özellikle bu yani yediğini içtiğini, gezdiğini dolaştığını demeyeyim de hani böyle bir lüksünü her tarafta anlatmaya çalışan böyle bir isimler var. Sosyal medya ünlüsü yani influencer da değil aslında tam bunlar. Onlarla ilgili özellikle ne olup olmayacağı çok merak ediliyor. İnsanlar artık hani bu bir noktadan sonra Dilan Polat bunun şeyi oldu. Yani bir böyle bir şeyi çektiler. Tuğlayı çektiler. Bakalım o tuğla devrilince kimler altında kalacak? Kimlerin adları? Birçok isimler konuşuluyor. İşte Şule'ler, Tayyar'lar diye. Bakalım orada. O büyürmüş şu biraz da siyasi iradeyle alakalı bir şey Kenan. Bu tür soruşturmaları sen siyasi iradeden habersiz yapamazsın. Çünkü şimdi Engin Polat, Dilan Polat milyonlarca dolar ortaya çıkıyor. Paralar saçılıyor. Bir arkasında Veysel Şahin ismi çok sık geçiyor. Kara paradan bahsediliyor. Dilan Polat'ın dayısını işaret edenler var. Büyük bir para var. Şimdi sen bu tür soruşturma işte Tayyar Giller diğer isimleri yaptığın zaman bunlarda da kara para ise ki ortada kirli bir para var gibi gözüküyor. Çünkü 5 sene öncesinde bunlar da aynı Dilan Polat, Engin Polat gibi maddi durumları çok kötü insanlar ama şu an inanılmaz bir servete sahipler. Kilolarca altınla eve giriyorlar. Tepsi altın taşıyorlar. Bu da bir kara paraysa ama şimdi sen şunu şurada bir dur denilebilir. Kara para cenneti gibi gözükür bu soruşturmalarla. Hani burada da sıraya koyun denilebilir. Ama bu taraftan da öbür tarafın delil karartması gündemde olabilir. Ya bu biraz şey bir şey yani iki taraflı sıkıntılı bir durum. Soruşturma yaparsın evet ama bunu ülkede 10 tane böyle influencer'ı kara parayla ilişkilendirirsen bu sefer de kara parayla dönen bir ülke gibi algılanma ihtimali var. Bu da sıkıntı. Yani biraz siyasi iktidarın burada arkasında durup durmayacağıyla ilgili bir soruşturma bu bence. Bundan sonrakiler öyle olacaktır. Yani Sevgili Selahattin çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet bir yandan da İsrail Gazze'de ilerlemeye devam ediyor. Dün akşam da farklı yerlerde özellikle Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında bir baskın düzenlendi. 14 Filistinli Cenin'de öldürüldü. Bir yanda Batı Şeria'da baskınlar devam ediyor. Bir yanda da Gazze'de İsrail ordusu ilerlemeye devam ediyor. Yani şu andaki rakam son bir ayda Gazze'de ölenlerin sayısı 10 bini geçmiş vaziyette. Gazze'deki süreç hala devam ediyor. İsrail askerleri farklı yerlere bayraklar asmaya devam ediyorlar. 195 sağlık personeli hayatını kaybetmiş. 51 ambulans kullanılmaz haldeymiş. 130 sağlık kuruluşu hasar görmüş. Dün de yayında da bahsetmiştik. Özellikle Gazze'lilerin çoğu bir noktada
şehirden uzaklaşmaya başladılar. Dün görüntülerini göstermiştik sizlere. Arkadaşlarım da ekrana verirlerse. Bilmiyorum yani Gazze ile ilgili ne söyleyebiliriz, ne söyleyemeyiz. Yani söylediklerimizin de bir anlamı var mı, yok mu? Enver Bey yazıyor şu kadar kişi öldü, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ondan sonra çok bir şey söyleyeceğimiz bir şey yok yani Gazze ile ilgili. Muhtemelen orada çok yakında belli olur. Muhtemelen bir ay içerisinde her şey belli olur. Artık oradaki şehrin o hani sahil kenarındaki o küçük şehirde neler oldu ya da işte o sınırlar değişti mi değişmedi mi, yeni haritalar meydana gelmeye başlar. Onları da sizlere ekranlara getireceğiz. Özellikle yani bu insanların işte göç meselesi var. İşte farklı ülkelere Gazze'lilerin gönderilmesi gibi bir şey konuşuluyor. İşte iddialar var. Yok işte 750 bin Türkiye'ye gelecek, gelmeyecek deniyor. Ondan konuşuluyor. Birçok farklı iddia var ama şu anda bunların hepsi iddia durumunda. İddia olduğu için de çok daha hani sizlere de şöyleydi, böyleydi diyemiyoruz. Bakıyoruz biz de ne olduğunu görmeye çalışıyoruz özellikle. Görünen şu. Şu anda İsrail Hamas savaşındaki son durum şu: İsrail ordusu Gazze'nin içerisine doğru ilerlemeye devam ediyor. Süpüre süpüre ilerlemeye devam ediyor. Öndekileri ileriye doğru atarak. Yani ciddi manada bir ilerleme kat edilmiş. Bir noktada duracaklar diye tahmin ediyoruz. O durduktan sonra oraya muhtemelen bir İsrail bayrağı asacaklar Filistin topraklarına. Sonrasında muhtemelen oraya bir güç, bir ortak kuvvet de olabilir Amerikalıların olduğu bir askerler yerleştireceklerdir diye tahmin ediyoruz. Bir ayı aşkın bir sürede neredeyse 10 bin kişi, 10 bin insan hayatını kaybetti. Ciddi manada bir savaş yaşanıyor. O sebeple de ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Birazdan Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında neler yaşandığını sizlere anlatacağız. Neler olduğunu, neler yaşandığını, bir konuğum olacak. Bugün 10 Kasım Anıtkabir'de törenler vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Erdoğan ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla tokalaştılar. O fotoğraf çok konuşuluyor. Mecliste törenler olacak. Şu anda Cumhurbaşkanlığında bir tören var diye görüyorum. Erdoğan konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ü anma toplantısı var. Orada bir konuşma yaptığını görüyorum şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Onun haricinde bugün gündemle ilgili özellikle Ali Yerlikaya ile ilgili mecliste, komisyonda, İçişleri Komisyonu'nda farklı konuşmalar var. Özellikle muhalefet milletvekilleri Ali Yerlikaya ile ilgili hani olumlu şeyler söylüyorlar. Öyle söyleyeyim size. Ali Yerlikaya ile ilgili işte CHP Antalya milletvekili demiş ki çeteleri çökertme konusundaki kararlılığınızı tebrik ediyoruz demiş. İYİ Partili Turan Çömez görev odaklı çalışmanızdan memnuniyet duyuyoruz demişler. Trabzon milletvekili Sibel Suyuçmez demiş ki mafya ve çetelerin üzerine gidildiğinde bütün kamuoyu ve siyasiler sizin arkanızda olacaktır demişler. Tip özellikle İşçi Partisi Ahmet Şık, son yılların en nezaketli İçişleri Bakanlığı'nın bütçe komisyon görüşmesine tanık oluyoruz. Selefinizle aranızdaki niteliksel uçurumun kanıtı olan bu tutum nedeniyle teşekkür ederiz demiş. Sorduğumuz sorulara cevap veriyorsunuz demişler. Ne derler ona? Ali Yerlikaya da bir konuşma yapmış. Diyor ki Ali Yerlikaya, suçla mücadelede benden önceki 9 bakanın ve benden sonra gelecek bakanların duruşları aynı olacaktır. Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var. Benimki de bu. Hiçbir zaman kasıtlı olarak bir insanı incitmedim. Burada 3 kişi bir araya gelmiş. Benim hemşerime ayar vermeye çalışıyorsa, helal kazancına şekil yapmaya çalışıyorsa onun yakasına yapışmak benim boynumun borcudur diyor. Yani Ali Yerlikaya mafyalarla ve çetelerle mücadeleye devam sinyali vermiş. Tabii bir diğer konuda özellikle yıl sonu geldiğinde çalışanların, maaşlı çalışanların ücretleri, artık Türkiye'de her şeyi asgari ücrete indirgedik. Biliyorsunuz asgari ücrete ne kadar zam yapılıyorsa insanlar da çalışanlarına o şekilde zam yapıyorlar.
Askeri ücretle ilgili beklentiler %50-60 oranında bir zam olması bekleniliyor. 6 aylık enflasyon %30 Merkez Bankası'nın tahmini. İşte 55'te 65'te yükseltildi. O da çok konuşulan tartışılan konular arasında. Bakalım bir göreceğiz askeri ücrete ne kadar zam yapılacak, ne kadar yapılmayacak. Şimdi birazdan bir konuğum daha olacak, Adem Sözer. Ona da soracağız özellikle bu yargıdaki süreçle ilgili ne anlamak gerekiyor diye. Biliyorsunuz Barış Pehlivan'ın bir davası var. Maltepe cezaevinden izin alarak dünkü görüşmesine, dünkü duruşmaya katılıyor. İşte kamu görevlisine hakaret suçundan bir davaya katılıyor kendi davasına. Ondan sonra Barış'ın da bir açıklaması var. Diyor ki, sanık olmama gerekçe gösterilen köşe yazısını sayısızca okudum. Ancak ben nasıl bir suç işlemişim inanın bulamadım. Yazım 554 kelimeden oluşuyor. Lütfen bana söyleyin hangi harfim, hangi kelimemle ben Ömer Faruk Aydın'a hakaret ettim demiş. Barış'ın duruşması da 16 Kasım'a ertelenmiş tekrardan. Başka sizlere ne aktarabilirim diye bakıyorum. Evet, bir süredir Türkiye'de özellikle yargı çok konuşulur, tartışılır hale geldi. Ve son özellikle iki gün önce bir olay yaşandı. İşte Anayasa Mahkemesi'nin kararını, Yargıtay'la ilgili bir kavga var. Yani tam böyle bir hani sizin anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama biz de tam anlayamadık yani ne olduğunu, ne olmadığını. Siyasi partiler mecliste eylemdeler, herkes bir açıklama yapıyor, Barolar Birliği'nden açıklama var. Profesör Doktor Adem Sözer bizlerle birlikte. Adem Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Merhaba. Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında ne oluyor? Siz anlayabildiniz mi acaba? Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında hiçbir şey yok. Bu çok dar bir şey olur. Sanki Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında bir tartışma gibi çok daha kapsamlı bir şey olduğunu vurgulamak için söylüyorum bunu. Çünkü yani burada yerel mahkemeler var, siyaset kurumları var, yürütme organı var. Öyle deyince aslında çok daha kapsamlı bir durum söz konusu. Devlet kurumları, yargı, yürütme, yasama arasında ne var dersek hani kapsamının bildirilmesi açısından doğru olur. Şimdi bu kapsamın ortaya konulması açısından bir sürece değinmek gerekiyor. Bu süreç nedir? Şimdi önce Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuru yolunu kabul etmişti. Yani bu hükümetin de desteklediği bir yoldu. Birçok da reform yaptı bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte kararlarının hayata geçmesi açısından. Şimdi bunlardan bir tanesi aslında bireysel başvurunu yolunu kabul etti Türkiye. Yani bireysel başvuruda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kabul edilen haklar dikkate alınarak Anayasa Mahkememiz tarafından yapılan bir başvuru sürecidir. Yani bütün vatandaşlar kararlar kesinleştikten sonra, prensip olarak kararlar kesinleştikten sonra, bazen kesinleşmeden de olabiliyor tutuklama mesela uzun sürerse, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve Anayasa Mahkemesi anayasadaki ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ve AİHM'in içtihatlarını da dikkate alarak bir hak ihlali var mı yok mudur ona bakıyor ondan sonra. Efendim işte adil yargılama hakları açısından inceler, işte seçme seçilme hakkı açısından inceler ve der ki burada bir hak ihlali vardır. Şimdi bu hak ihlali dedikten sonra ikinci aşama başlar. Bu nasıl giderilecektir şeyi. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bakımından da söz konusu. Ve hatta biz anayasamızda, kanunlarımızda değişiklik yaptık. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık hani böyle orada bir köy var uzakta gibi yani Avrupa'da bir mahkemedir kararlarını uysak da olur, uymasak da olur şeklinde bir mahkeme değil. Anayasamıza göre, kanunlarımıza göre açıkça yazar Ceza Mahkemesi kanununda eğer
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir ihlal kararı söz konusu olursa ve bu yeniden yargılamayı gerektiriyorsa, ki o karardan söyleniyor, o zaman ceza muhakemesi kanununa göre de Türkiye'de bunun gereği yerine getirilir. Şimdi esas mesele buradan başladı. Türkiye özellikle Kavala ile ilgili verilen kararlar söz konusu olduğunda Türkiye bu kararları yerine getirmemeye başladı. Halen de biliyorsunuz işte Avrupa Konseyi'nde çeşitli sürüşler başlattı Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması bakımından. Hani bu onların sübjektif bir tutumundan kaynaklanmıyor. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzacılarından biri ve konseyinde en önemli ülkelerinden biri. Dolayısıyla kararın yerine getirilmemesinin konseyi süreçlerinde yaptırımı gerektirir bir aşamaya gelmesi yani bizim tutumumuzdan kaynaklanıyor. Orada da üstelik karar şu şekilde, yani siz diyor Kavala ile ilgili kararı aslında siyasi nedenlerle veriyorsunuz. Bu çok ağır bir karar. Yani hemen hiçbir ülke hakkında böyle bir karar verilmemiştir. Bir Azerbaycan'da ona karşı verilmişti ki Azerbaycan'da kararı yerine getirmişti. Fakat Türkiye buna rağmen bu kararı uygulamıyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulansın diye beklerken biz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları bakımından tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Neydi? İşte ilk gün Berberoğlu, Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali karar verilmişti. Mahkeme işte o zaman bu kararı yerine getirmemişti. Ama daha sonra verilen tekrar bir ihlal kararı olmuştu. Ve sonuçta karar uygulandı. Enis Berberoğlu tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak görev yaptı. Ve şu anda da seçime girdi, kazandı. Yani o karar da uygulandı sonuçta. İşte Berberoğlu dışında yani aynı benzer durumda, Atalay'ın durumunda benzer olanlar, işte Gergerlioğlu vardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu, o uygulandı. Yani sanki uygulandı da yani bunu böyle bir önemli bir şey gibi düşünüyorum. Zaten mahkeme kararları uygulanır. Ama ben aynı durumda oldukları için söylüyorum. İşte Ergenekon davasında Balbay kararı var. Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında Anayasa Mahkemesi bu konuda daha önce kararlar da vermiş ve bu kararlarda bir tanesi hariç biraz mızıkçılık yapılmış ama sonra o da uygulanmış yani. Ve böyle bu kadar şey tartışma hiçbir şekilde olmamış. Şimdi bu sefer bu karar uygulanmamanın ötesinde yöntemler var ve sonuçları var. Şimdi burada sadece bir karar uygulamama değil, daha başka şeyler gündemde. Ancak önce ahim kararlarının uygulanmaması, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne yönelik işte yani çok ağır ifadelerle efendim bazı siyasetçilerin yüklenilmesi, yani bir olumsuz sürecin başladığını açıkça gösteriyordu zaten. Hani biz söylüyoruz yani siyasetçiler de Anayasa Mahkemesi'ni eleştirebilir, herkes eleştirebilir. Zaten Anayasa Mahkemesi her yıl işte kendisi de toplantı düzenliyor, herkesi çağırıyor, kararlarını veriyor. Bizi eleştirin diyor Anayasa Mahkemesi, bu bakımdan son derece demokrat bir tutum takınan bir mahkeme. Ve aslında da biz Anayasa Mahkemesi'ni şu nedenle eleştiriyoruz. Yani birçok iptal kararı verilmesi gereken yerlerde daha önceki içtihadıyla uyumlu olarak artık vermiyor. Yani öyle hükümetin canını sıkıcı şekilde de ikide bir kanun iptal eden bir mahkeme de değil. Yani Anayasa Mahkemesi hani öyle bir şey olur ki hani şey çıkan kanunların çok önemlilerini çok önemli sayıda iptal eder de hani ne oluyor der. Öyle bir şey de hiçbir şekilde yok. Fakat yine de
Yani bunun tabii sebebini bizim hukukçular bilmemiz mümkün değil. Yani bir takım tahminler olabilir ama bu kişisel tahmin olur. O ayrı bir konu, politik bir konu. Fakat şu bir gerçek ki Anayasa Mahkemesi'ne karşı demin dediğim gibi eleştirinin ötesine geçen saldırgan bir ifadelerle kimi siyasetçilerin yetkili konumlardaki bakanların hatta bir dönem bir hani itibarsızlaştırma diyebileceğim girişimler başlanmıştı. Ama asıl mesele bir mahkemenin itibarsızlaştırılması, onun aslında kararlarının uygulanmamasıyla olur. Bu aslında mahkemenin itibarsızlaştırılması değildir. Yani hukukun, hukuk devletinin itibarsızlaştırılmasıdır. Bugün Türkiye'de aklı başında hiçbir hukukçu şu olan bitene evet diyemiyor. Yani aklı başında diyorum bilerek tabii ki. Yani barolarından işte politik olarak sağcısı, solcusundan yapılan yanlışlığı ortaya koyuyor. Şimdi burada ilk aşamada zaten bu süreçten sonra mahkemenin bu kararından sonra ilk aşamada çok ciddi bir zaten hani havai fişeği diyebileceğimiz sorunun büyüyeceğine ilişkin bir gelişme oldu. O da şu oldu. Yani bu da hiç olmayacak şeylerden bir örnek. Mahkeme toplanmadı. Yani Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Çok açıktır Anayasa Mahkemesi kararı. Yani ihlal kararı verdim diyor. Bunları da gidermen için diyor. Bir, kişiyi serbest bırak. İki, yeniden yargılamaya başla. Mahkemeye diyor. Ağır ceza mahkemeleri işte Türkiye'den bir başkan iki üyeden oluşur. Ve karar vermeleri için de bir mahkeme kararı olabilmesi için de bu üyelerin toplanması lazım. Yani mahkeme oluşmamışsa karar veremez. Mahkeme bir türlü oluşmadı. Niye oluşmadı? O da bilinmiyor. Yani neden mahkeme toplanmadı? Bugün bile toplanabilir. Mahkeme bir şekilde işte avukatlar da orada bekliyordu. Biz de izledik. Yani mahkeme niye toplanmıyor? Hani birisi mi engelliyor mahkemenin toplanmasını? Bu gibi soruların cevabı tabii ki hukuk değil ama sonuçta mahkeme toplanmadı. Dolayısıyla hani mahkeme şu kararı verdi, bu kararı verdi de diyemiyoruz. Sadece mahkemenin başkanı kişisel bir inisiyatif aldı. Yani dolayısıyla mahkeme başkanı hani bu gibi konularda mahkemeyi temsil eden bir konumda değildir. Yani mahkeme adına karar verilen bir konumda değildir. Yani böyle bir şey söz konusu olduğunda yani oradaki mübaşir neyse mahkeme başkanı da o yani. Mübaşirin bir yetkisi olur mu? Olmaz. Çünkü mahkeme başkanı ve iki üye olacak. Yani mahkemenin başkanı ancak kendi kişisel görüşlerini yazabilir. Ama öyle oldu maalesef. Adem Bey. Duyabiliyor musunuz beni acaba? Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Gayet iyi duyuyorum. Evet, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunabilir mi? Böyle bir şey var mı? Yetkisi var mı? Ya da bu teamüle uygun bir şey mi yani hukuk statüsünde? Teamül diye bir şey yok zaten bu konularda. Açık hukuki düzenlemeler var. Hani nasıl mahkemenin toplanmaması diye bir teamül yoksa yani şeyi mahkeme başkanı bir karar veremezse tek başına mahkeme adına ceza dairesi de yani hani böyle bir şey söz konusu dahi oluyor. Yani ceza dairesi aslında çok ilginç bir şey oldu. Yani toplanması gereken ağır ceza mahkemesi toplandı ve bu konuda toplanmaması gereken ceza dairesi toplandı. Çünkü ceza dairesinin hani toplanıp da bu konuda bir karar alma yetkisi yok ki. Hiçbir şekilde yok. Hani acaba bir kanunda var da hani yorum yoluyla olabilir mi? Öyle bir şey yok. Dediğim gibi bu sürecin hiçbir yerinde yok bu karardan sonra. Ancak bir karar verirdi yerel mahkeme yeniden yargılama sonucu. O da temyize giderdi. O zaman tekrar Yargıtay devreye girebilir. Ama burada gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerek ceza dairesi hani yani kanunlarımızda, anayasalarımızda hiçbir şekilde yer almayan bir tarzda
kendi kendilerine yetki verdiler. Yani burada yok ki. Yani yetkili saydılar ama yetkili hiçbir şekilde olmayan bir makamın verdiği, yazdığı, söyledikleri de hukuki etki gösterebilecek bir karar değildir. Bunların hepsi fiilidir. Yani Türkiye'deki işte belli güç ilişkilerinden dolayı kaynaklanıyor. Yoksa hukuken Yargıtay Ceza Dairesi'nin verdiği söyledikleri veya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yani bunların hiçbiri hukuki bir işlem olarak görülemez ki, bunlar fiili bir durumlardır. Ha, gelelim şimdi işte vahamet boyutunu arttıran şey bir de suç duyurusu. Yani elbette ki Sayın Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yani bu suç duyurusundan herhangi bir sonuç doğması mümkün değil ondan sonra. Yani bu hani bir suç duyurusu yapalım, yargılansınlar anlamında değil. Bu aslında şeyin, yani fiili durumun boyutunu göstermek için, yani mahkemenin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa Mahkemesi'nin yani saygınlığını sarsmak için yapılan bir suç duyurusu. Benim yani hukuken böyle bir şey, yani akılla, mantıkla, izanla, hukukla bağdaştıracak bir şey değil. Hani burada kimler suç işliyor dense orada söylenecek çok şey var. Ben bunu açıkladım da örnekler de verdim. Şimdi Can Atalay'ın hukuken serbest kalması lazım. Siz bir kişinin serbest kalması gerekenken özgürlüğünü kısıtlarsanız orada ceza kanununda hürriyetten yoksun bırakma suçu var. O olur. Yani şöyle örnekler veriyorum. Ben beraat ettim. İnfaz savcısına gidiyor beraat kararım. Bence diyor işte Yargıtay'ın beraat kararı doğru değil. Yetkisini aşmıştır. Ben bu kararı uygulamıyorum. İşte cezaevi müdürüne göre. Evet, cezaevi müdürü diyor. Evet ya, Yargıtay nasıl beraat kararı vermiş? Biz bu kişiyi bırakmıyoruz. Yani farkı yok. Dolayısıyla buradan bir ceza hukuku sorumluluğu doğacaksa serbest bırakmayanlar bakımından doğabilir. Ancak dediğim gibi şimdi yürütme organı da parlamentoda çoğunluğa sahip. Yargı da anladığım kadarıyla hani şu andaki kararlar itibariyle yargının o kesimleri yani hukuka, kanunlara değil başka amaçlarla hareket ediyorlar ve o yüzden bu Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki bir tartışma değil, devlet kurumları arasında bir tartışmaya dönüşmüştür ve Türkiye'de hukukun dişilleri, çarkları dönmemektedir şu anda veyahut da dönmemesi gereken bir yönde dönmektedir. Hani evet. Şimdi buradan şöyle bir sonuç doğurmak isteniyor. İşte biz de bakıyoruz, işte herkes diyor ki madem böyle bir tartışma var, yani sanki Anayasa Mahkemesi bir yanlış yapmış, işte farklı görüşler olabilirmiş, Yargıtay'da bir görüş ortaya konmuş, o halde kanun koyucu devreye girsin ve bu işi anayasayı değiştirerek çözsünler. Yani çözülecek bir şey yok ki. Yani öyle bir şey yaptınız, diyelim ki hani Anayasa Mahkemesi'nin bu yetkisini elinden aldınız. Yani bu şu güvence değil ki. Yani yarın öbür gün başka bir makam başka bir karar verecek. Hoşunuza gitmeyecek. Onu da yapmayacaksınız. Yani eğer biz iktidarların hoşuna gitmeyen kararlar veriyor diye mahkemelerin yetkilerini elinden almaya kalkarsak, hani bunun hani gideceği yer belli. Yani Türkiye şu anda anayasasının yani rafa kaldırıyor girişimi olur bütün bunlar. O yüzden hani bunun sonucunda da ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden böyle bir çoğunluğun olacağını zannetmiyorum. Hani anayasayı değiştirelim ve Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısaltalım şeklinde. Böyle bir gereklilik yok. Hukuken de yok, hiçbir bakımdan yok. Çünkü dediğim gibi hani Anayasa Mahkemesi hani olağan dışı bir şey yapmış da hepimiz çıktık ya bu da mı yapılır dediğimiz, ki öyle bir karar verse bile ona uymak zorunda. Ama öyle bir karar da yok ortada. Gayet normal, her zaman verilen kararlardan biri verilmiş. Biz bu yetkilerini alırsak böyle Anayasa Mahkemesi'nin elinden, dediğim gibi bu sadece yani hukuken büyük bir geri gidiş olmayacaktır. Aynı zamanda şu güvenceyi hiç getirmeyecektir. Yani Türkiye'de şu anda belli güç ilişkileri,
Yani bu sadece bu dönem için değil, başka ortamlarda olabilir. Belli güç ilişkileri yan yana geldiği zaman diyeyim, yargı kararları uygulanmayacaktır. Evet. Yani bu nedir? Yani yargı kararlarının otoritesinin ortadan kalkması, hukuk güvenliğinin tümüyle ortadan kalkmasıdır. Yani kim hukuka güvenecek de yani bir şey yapacak? Yani siz bir karar alsanız bile, anlatabildim mi, bunu etkisizleştirilmesi söz konusu olduğu bir ortamda yani bir hukuk devletinden söz edemeyiz. Burada yani bir aklı selime yani dönülür ümit ediyoruz. Yani burada bu kararın uygulanması lazım. HSK da belki şu anda anladığım kadarıyla tamamıyla hiç görevini yapmıyor. Çünkü HSK bir hakim sağa baksa, sola baksa efendim hemen inceleme, soruşturma başlatıyor ondan sonra. Fakat burada dediğim gibi açıkça bir görevin gereklerine aykırı davranmak var. Görevin kasten yerine getirilmemesi var. Bir kişinin kasten cezaevinde kalmaya devam etmesi gibi uygulamalar var. HSK hiçbir harekette bulunmuyor. Hani yapması gereken şey, hani bu görevini yapmayan hakimleri görevden alıp yani yeni bir heyet atayıp görevlerinin yapmasını sağlanması. Yani makul olan şey bu. Ama bütün bu kadar devlet kurumları arasındaki işleyişe zarar verecek ölçüde bu olayın bu boyuta gelmesinin ardında ne var? Onu benim bilmem mümkün değil. Ardında ne var bilemem ama önünde ne olduğu çok açık görülüyor. Hani Türkiye kendi evet, anayasasındaki ilkeleri şu anda ihlal eden bir konumda, yürütmede efendim HSK'da işte ilgili Yargıtay dairesinin üyeleri de işte ilgili Ağır Ceza Mahkemesi de burada çok olumsuz bir rol oynadılar, oynamaya da devam ediyorlar maalesef. Evet, Profesör Doktor Adem Sözler, çok çok teşekkür ederim. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki süreci tane tane örnekleriyle anlattı. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biraz siyasetten arınalım. Biraz da günlük yaşamın içerisinde neler oluyor, neler yaşanıyor. İstanbul'da bir Michelin fırtınası esti, biliyorsunuz geçen sene Türkiye'nin en önemli şeflerinden Fatih Tutak 2 yıldız aldı. Dün gece de ödüller dağıtıldı. İzmir ve Bodrum'da farklı yerlere, lokasyonlara verildi. Fatih Tutak bizlerle birlikte sağ olsun kırmadı, yayınımıza katıldı. Fatih Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Hiç bilmeyenler için bu Michelin yıldızı ne işe yarıyor acaba? Bir anlatır mısınız? Michelin yıldızı ne işe yarıyor? Michelin yıldızı aslında bir ödül. Restoranınızın farklı farklı kategorilerde ki gösterdiği başarıyı aslında onaylamış olan en büyük mecra dünyadaki böyle bir kurum. Çok eski bir kurum. Yaklaşık bir asıra dayanan bir kurum. Fransız menşeli. Ve çok da popüler, hala popülerliğini devam ettiriyor. Evet, restoranın ne katkısı oluyor? Örneğin siz geçen sene 2 yıldız aldınız. Ya bunu bir fark ettiniz mi? Siz zaten, ya ben bizzat yakından da tanıdığım için, süreçlere hakim olduğum için biliyorum. Zaten Türkiye'deki popüler restoranlardan birisiniz yaptığınız yemeklerle de. Ama Michelin olduktan sonra ne değişti mesela hayatınızda? Michelin yıldızı aldıktan sonra tabii ki restoranın reputasyonu ve restoranın uluslararası bilinirliği de çok büyük bir artış oldu. Ve rezervasyonların birkaç ay önceden dolu olmaya başladığını gördük. Şu anda öyle zaten. Biz hep birkaç ay önceden gidiyoruz. Bunun çok büyük katkısı var tabii ki. Ülke çok güzel bir mutfağa sahip. Mutfağı da çok daha kolay bir şekilde başka
ülkelerin insanlarıyla başka kültürlerle paylaşmamızı da çok büyük katkı sağlıyor. Aslında Türk mutfağının geleneksel hali muhteşem. Tabii bizim bu geleneksele saygı duyarak yarattığımız yeni Türk mutfağı ve gelecekteki Türk mutfağı da sadece yemeklerimizin geleneksel işte, tencere yemeklerinden, zeytinyağlılardan ya da kebaplardan oluşmadığını, yurt dışındaki ne yazık ki kötü repütasyonunu aslında tamamen silip gerçek Türk mutfağı nasıl olur onu göstermemizi sağlıyor. Evet, bir diğer mesele de özellikle İstanbul'da son dönemlerde ciddi manada güzel restoranlar açıldı. Bu restoran endüstrisinde kalite nasıl korunur? Siz bir şef olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Ya bir restoranın zaten en büyük başarısı bence 3 sene sonra bile hala dolu ve aynı kalitede hizmet veriyorsa eğer, gittiğinizde her zaman lezzetli yemek yiyip tekrar bir daha gitme hevesinde oluyorsanız, servisinden, oradaki ortamdan hoşnut kalıyorsanız zaten o restoran başarılı demektir. Ne yazık ki high-end dediğimiz lüks restoran kategorisinde ki restoranların çoğu ayakta duramıyor. Çok hızlı açılıp hızlı kapanıyorlar. Çünkü ekiplerini kaybediyorlar ve yemeklerin standardını ne yazık ki sağlayamıyorlar. Böyle bir durum var. Bir gittiğiniz zaman tekrar birkaç kere daha gittiğiniz zaman aynı kalitede hizmeti bulamıyorsunuz. Bunu sağlamak çok zor. Çünkü yemek yapmak, o mutfakta üretim yapmak, hospitality dediğimiz o bizim misafirperverliğimizi hizmeti her gün aynı kalitede vermek çok zor bir iş Kenan. O yüzden Anadolu'daki bir esnaf lokantasına da gittiğiniz zaman nasıl oradaki usta ya da restoran sahibi sabahın altısında kalkıp ocağını yakıp yemeğini yapıyorsa ve bunu her gün 20 yıldan beri yapıyorsa bu çok zor bir iş. Anlatabiliyor muyum? Ne yazık ki özellikle büyük ve metropoliten şehirlerde eski ustalar ve gerçekten işini yıllardan beri yapan esnaflar bu disipline sahip. Yeni nesil gençler, işte restoran açmak isteyenler ya da bu işle hiç alakası olmayıp da sadece bir restoran açıp işte bir yerim olsun diyen insanlar ne yazık ki hayatta kalamıyor. Çünkü restorancılık çok zor bir iştir. Her gün hem ekibinizin moralini yüksek tutmak hem gelecek misafiri en iyi şekilde memnun etmek bu çok zor bir şey. O yüzden standart burada çok büyük bir rol oynuyor. Neden dünyadaki en büyük restoran zincirleri ayakta kalıyor? Çünkü standartları çok yüksek. İşte basit fast food zincirlerini de düşünebilirsiniz. Standart burada çok önemlidir. Yani siz ne zaman giderseniz gidin o yemeği o kalitede bulmanız lazım. Bizim artımız hem o ürünü ve hem o yemekleri aynı kalitede çıkartabilmek, artı bir de üstüne başka şeyler katıp onu tamamen aslında tiyatral bir olaya çevirmek. Sadece bir restoran değil, gerçekten çok özel bir deneyim yaşatmak gelen misafirlere. Evet, özellikle son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bir şef kültürü oluşmaya başladı. Artık insanlar hangi bölümlerden mezun olurlarsa olsunlar, işte farklı okullarda işte diplomalar alıp kendi restoranlarını, işte kafelerini, böyle brasserilerini açmaya çalışıyorlar. Onlara ne söylemek istersin? Yani sadece okula gidip diploma alıp bir restoran açmanız imkansız. Çabucak batarsınız. Yani öncelikle yıllar boyu iyi bir ustanın, birkaç ustanın, iyi şefin yanında çalışmanız, iyi restoranlarda çalışmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim Kenan, iyi bir dönerci bile açmak istiyorsan iyi bir dönerci ustanın yanında uzun sene çalışman gerekiyor. Yani bu iş öyle kolay bir iş değil. Hemen heveslenip de ben okula gideyim, diploma alayım, sonra aşçı olayım, restoran açayım, öyle bir dünya yok yani. Hayal kurmasın insanlar, öyle kolay değil. Ben ve yanımda çalışan bütün herkes yıllardan beri çalışıyor ki ben kendi restoranımı açma cesaretini ancak 20 sene sonra buldum.
O kadar yerde çalıştıktan sonra bu iş çok kolay bir iş değil. Girmeden önce gerçekten bunu iyi araştırsınlar ve gerçekten bu kadar stresli, zor bir çalışma ortamı, çalışma hayatını gerçekten istiyorlar mı? Bir onu önce hesabını yapsınlar, onu bir tartsınlar. Ondan sonra aşçı olmaya karar versinler. Önce usta olsunlar, ondan sonra şef olsunlar. Sevgili Fatih, çok çok teşekkür ederiz. Bu arada tebrik ediyorum. İki yıldızı da koruyan restoranlardan birisi. Zaten senden başka da kimse yok. Diğer yıldız alanlara da, Michelin yıldız alanlara da tebrik ediyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Hepsine çok tebrikler. Hepsi çok değerli restoranlar. İnşallah daha çok artar. Ülkenin gastronomik kalitesi, restoran endüstrisi çok daha gelişir. Genç şefler... Arkamızdan gelecek bir sürü genç, yetenekli şefler, daha iyi restoranlar, daha iyi yerlere getir inşallah. Bütün ümidimiz, temelimiz bu. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Tamam, görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, işte görüyorsunuz magazinden adliyeye, adliyeden yargıya, yargıdan mutfağa kadar bugün farklı farklı sizlere haberler sunmaya çalıştık elimizden geldiğince. Biliyorsunuz bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk Mustafa Kemal'in ölümünün 85. yıl dönümü. Atatürk'ün vefat haberiyle bundan yıllar önce, 85 yıl önce yüz binlerce insan sokaklara dökülmüştü. Cenaze alayı Dolmabahçe'den Ankara'ya uğurlanmıştı. Günlerce süren bu yasa ait bilinmeyen birçok şey var. Onunla ilgili küçük bir belgeselimiz vardı. Daha önce kanaldaydı, sonra kanal üyelerine açmıştık o belgeseli. İzzettin Çalışlar'ın kalemden bir Cüneyt Özdemir belgeseli. Atatürk'ün bilinmeyenleriyle cenaze töreni şimdi karşınızda. Yayını beğenmeyi unutmayın. Kanala katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olursanız seviniriz. Şimdi sizlere Atatürk'ün bilinmeyenleriyle cenaze töreni adlı belgeselimizle baş başa bırakıyorum. Yaklaşık 11 dakikalık bir belgesel. Pazartesi günü ben 12'de yine karşınızda olacağım. Akşamları da Cüneyt Özdemir 10 günlüğüne sizlerle beraber olacak. O zamana kadar tüm ekip arkadaşlarım adına ben Kenan Taş. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. ...1938 yılının 19 Kasım günü İstanbul'daki birçok evde aynı manzara vardı. Aile fertleri simsiyah giyinmiş, kanepeye dizilmiş, ne yapacak iki yanına sıralanmış kız öğrenciler ağlıyordu. Yaşamını, ulusunun varlığına adamış birinin ölümü, kaybetme duygusunu kitleselleştirmişti. Belki de ilk kez bu kadar büyük bir kalabalık tek bir kişi için toplanmıştı ve ağlamak hiç bu kadar paylaşılmamıştı. Kayıp haberi duyulalı 9 gün olmuş, haber sadece yurtta değil cihanda da yankılanmıştı. Yabancı temsilciliklerde bayraklar 9 gündür yarıya inikti. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanının naaşı vefatının ardından tahnit edilmiş, 13 Kasım'a kadar yatak odasında kalmıştı. Tabut 14 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonundan katafalkta konmuş, 16 Kasım'dan itibaren 3 gün süreyle halkın ziyaretine açılmıştı. 17 Kasım günü akşamı 100 bin ziyaretçi arasında çıkan izdihamda 11 kişi ezilerek hayatını kaybetti. 40 kişi yaralandı. Olay hemen incelemeye alındı ve sorunlarla ilgili hukuki prosedür başlatıldı. Tören masraflarının karşılanması için Maliye Bakanı'na Ziraat Bankası'ndan 500 lira kredi kullanma yetkisi verildi. Başbakan Celal Bayar 18 Kasım'da İstanbul'a geldi. Cenaze ertesi gün Ankara'ya doğru yola çıkacak. Ankara'ya vardığı 21 Kasım'da bütün ülkede resmi daire ve okullar kapalı olacaktı.
19 Kasım sabahı saat 8'e 10 geçe Profesör Şerafettin Yatkaya'nın kıldırdığı cenaze namazını takiben katafaktan alınan tabut generallerin nezaretinde top arabasına aktarıldı. Topçu selamı verilirken Savarona Mahsun, boğaz girişinde demirli olduğu yerden karşısındaki saraya bakıyordu. Ağır ağır harekete geçen top arabasının arkasında muhafız alayından bir manga ve Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı taşıyan tüm General İlyas Sami Aydemir yürüyordu. Protokol heyetine eski Afgan Kralı Emanullah Han ve mülki ve askeri erkan izliyordu. Tören komutanı olarak Orgeneral Fahrettin Altay atanmıştı. Deniz bandosu Chopin'in matem havasını çalıyordu. İpek bayrakla kaplı tabutu 43. alayın 18 numaralı 10.5'luk obüsü taşıyordu. 6 polis kıtası, mızraklı süvari kıtası, piyade kıtası ve yüzlerce çelenk de arkasından geliyordu. Durgun kalabalık top arabasının geçtiği yerlerde kaynıyor, bir histeriye kapılıyor, sonra diniyordu. Feryat edip kendini yere atanlar, onları teskin edenler ve pat diye bayılanlar oldu. Ve ak saçlı bir kadının bağrını döverek sanki kendi çocuğuna yanışı duyuldu. Ah yavrum, ah yavrum. Generallerin, konsolosların, sivil ve askeri ileri gelenlerin ve çok sayıda örgüt temsilcisinin yer aldığı cenaze alayı 2 kilometreyi aşmıştı. Saint-Antoine'ın çanı 12'yi vururken Yeni Cami'de öğleni haber verdi. Cenaze alayı tramvay hattını izleyerek Tophane, Karaköy ve Eminönü'nden geçip Sarayburnu'na vardığında saat yarımı bulmuş, bu tarihi olaya 600 bin İstanbullu tanık olmuştu. Rıhtımaya aşan zafer muhribi göreve hazırdı. Boğaza giren bir Fransız kruvazörünün selamlama atışıyla insanlar tekrar ürperdi. Zafer muhribinin motorları çalıştı. Karşı kıyıda emaneti devralacak olan Yavuz zırhlısının düdüğü öttü, uçaklardan çiçekler atıldı. Cenazeyi denizciler Yavuz'u alıp mor kadife örtülü sehpaya koydu. Yavuz'un 101 parelik top atışına diğer ülkelerden gelen gemiler de katıldı. Yavuz, ardındaki Hamidiye ve İngiliz, Rus, Alman, Yunan, Fransız ve Roman gemileriyle İzmit'e doğru yola koyuldu. Savarona, filonun en önüne geçti. Son yolculuk trenle devam edecek, Ankara'ya ertesi gün varılacaktı. 21 Kasım günü naaşine resmi bir törenle Etnografya Müzesi'ne nakledilirken saat 16'da Taksim Anıtı önünde toplanan İstanbullular da 5 dakika mutlak sessizlikle başkentteki mateme katıldı. Ankara'daki törene 19 ülkenin temsilcileri ve tören kıtaları katıldı. Aralarında karşı saflarda savaştığı Birdwood ve Metaxas gibi generaller de vardı. O günlerde Berlin kaynaklı haberlere göre İngiltere ile İtalya arasında yapılan anlaşma Mussolini'nin dürüst siyasetinin başarısıydı. Almanya'da dostu Duce'yi tebrik ediyor, Fransa'yı faşizme karşı bir siyaset gütmemesi için uyarıyordu. Atatürk'ün yeni bir savaş öngörüsü çok geçmeden gerçekleşecekti. Medeniyet ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım. 3 yıl boyunca şahsi meselem dediği Hatay sorunu da sanki ardından bıraktığı vasiyetti. Mondros mütarekesinden sonra İskenderun sancağını Fransızlar işgal etmiş, Lozan Anlaşması'nda Hatay sınırların dışında kalmıştı. 1937'de Cenevre'de toplanan Milletler Cemiyeti Hatay'ın bağımsızlığını kabul etmiş, Atatürk bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görmüştü. Hatay 29 Haziran 1939 referandumuyla Türkiye'ye katılma kararı alırken ömrü yetmediyse de sanki hala süreci o yönetiyor gibiydi.
Atatürk'ün naaşı yaklaşık 4 ay müzedeki katafakta kaldıktan sonra 31 Mart 1939 günü aynı binada açılan geçici mezara yerleştirildi. İnşası tamamlanana kadar burada kalan naaş, 1953 yılında ebedi istirgahat gahı olan Anıtkabir'de toprağa verildi. Mezar katındaki defin işlemlerine kız kardeşi Makbule Atadan da eşlik etti. ...1939'dan itibaren her 10 Kasım günü 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşu ve gazetelerin özel baskı yapması artık bir gelenekti. Süre giden resmi yaz programları 50 yıl sürdükten sonra 1988'de Turgut Özal döneminde kaldırıldı. Yine de hiçbir zorunluluk olmasa da toplumun geniş bir kesimi aynı saatte saygı duruşunda bulunmaya devam etti. Korna ve vapurların, fabrikaların sirenleri çalmaya, bayraklar yarıya indirilmeye ara vermedi. Bazı kanallar ve gazeteler özel programlar yaparak anma geleneğini sürdürdü. Bizim kanaatimizce Beynelmilel siyasi inkişafı için ilk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya, ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz.